Evet. Babam biliyor mu senin bu çocukla konuştuğunu? Babam senin horoz dövüştürdüğünü biliyor mu? Sen nereden biliyorsun onu ya? Bilmiyordum. Aklıma gelen ilk suçu söyledim. Hadi ya. Mısır gevreği kaldı mı? Mısır gevreği yoktu ki. E ben ne yedim az önce? Geçen haftadan kalma makarna. Kızım niye uyarmıyorsun? Süt döküp çıtır çıtır yedim ben onu ya. Ay ne bileyim ya. Seviyorsun sandım. Sen de bana şuradan zeytin uzatsana. Şu hareket eden şey zeytin mi? Baba! 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 Ne oluyor? Ne barışıyorsunuz ya? Bir şey var. Ya siz ne yaptınız? Çöpleri mi yediniz? Allah kahretmesin. Çöp müydü baba bunlar? Evet, etrafta olanları buraya bir araya toplamıştım. Hepsini atacaktım işte şimdi. Ya biz de bize kahvaltı hazırladın zannettik. 1+1 evde pijamayla gezen cıbır manita mıyım ben Ayberk? Ben manita mıyım Ayberk? Yani şu an... Manita mıyım ben? Bir insan hem temizliği, hem bulaşığı, hem etrafı toplamayı nasıl yapabilir ya? Artık bir şey ucundan siz de mi tutsanız acaba? Bayılacağım şimdi. Ah, vallahi migreni mi tuttun ha? Ya baba... Vallahi migreni mi tuttu bak şimdi? Ya çöpleri yemişiz daha ne yapalım ya? Halının tozunu mu emelim? Camları mı yalayalım? Gerekirse yapacaksın. Gerekirse yapacaksın. İyi, ben yalıyorum. Hayır, dur. Salak salak. Yapma. Yapma. Üç ay ku. Üç ay ku. Yapma. Yapma çocuklar. Siz bak... Böyle olmaz. Böyle ben her şeye yetişemem. Siz hani bana söz vermiştiniz? Ay tamam baba, amma dram yaptın. Söyle ne yapacaksa yapalım. İşte bulaşıklar yıkanacak, etraf toplanacak, çarşaflar değiştirilecek, parkeler kazınacak. Ondan sonra... Acaba burayı böyle bırakıp başka bir eve mi taşınsak? Lan bu nasıl benim aklıma gelmedi ya? Aa, tişört mü lan bu kirlenince değiştireceksin? Ya tamam şöyle yapalım. Baba sen etrafı topla, ben süpüreyim. Sen de toz filan al. Tamam, hadi. Abi. İyi tamam hadi. Hadi yaparız hep beraber. Bu değil mi? Evet. Ben de bunu sileyim o zaman. Ulan çok büyük iş yapıyorsun ya. Şurada halının üstünde mikroplar bedenleriyle beni yıkayazmışlar. Sen gidiyorsun bir şeyler ovalıyorsun. Bir yerden başladım işte ya. Ne söyleniyorsun ya? Anam bir şey oluyor lan. Oluyor. Ya toz duman yaptı ortalığı. Bir de ayakkabılarıyla girmiş baba. Ya sen kimsin? Cinim ben. Ne cini abi? Biber cini. Ne cini oğlum? Allah. Turşu biber. Lan oğlum bir dur. Görmüyor musun? Lambayı ovaladın çıktı işte. Sihirli cin lan. Beni okşayan sen miydin? Cin Bey yakışıyor mu? Bunlar nasıl kelimeler ya? Ay belki yakışıyordur. Daha önce cin mi gördün? Arkadaşlar lütfen Cin Bey'in önünde tartışmayalım şu anda. Evet. Madem üç kişisiniz, size kişi başı 3 dilek hakkı veriyorum. Aa, süper. Biz şimdi istediğimiz şeyi dileyebiliyor muyuz yani? Evet. Yalnızca bir kural var. Sınırsız dilek hakkı isteyemezsiniz. Tamam o zaman. Sınırsız cin. Nasıl? Sınırsız cin diliyorum. Nasıl zekamını alt ettim? Mal gibi kaldım. Tamam, 2 kural var. 1 sınırsız dilek hakkı, 2 sınırsız cin. Tamam, sınırsız ben. Lamba nerede kardeş ya? Ha, beni onu tekrar geri soksana da içeri. Gel, gel. Hadi git. Gir. Bu böyle olmaz ama. Bu nasıl bir şey ya? Gireceğim zaten. Cimbi. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Affedersiniz. Bizim çocuklar hep paketli gıdayla beslendikleri için kafa çalışmıyor. Çin tuzu falan hep. Belli. Şimdi istediğimizi dileyebiliyor muyuz? Evet. O zaman babam twerk yapsın. Ya salak salak konuşma. Hay hay. Baba twerk. Hayır saçmalama, öyle bir şey olmaz. Bende bel kutu var. Dur. Ben... Aa bu da benden. Nesil top tabu bu da benden. Yoruldum, kurban oldum. Tamam. Ya bunu hafızamdan silebilir miyiz lütfen? Tabii ki. Hemen hafızam. Hayır. Bir dakika dur. Hafıza özür dilerim. Affedersin. Kızım öyle saçma sapan dilekler dileme lütfen ama. Aklı başına dilekler dilememiz lazım. Niye? Ben gerçekten istiyordum twerk yapmanı. Ay bir. Evet, böylece bir dilek hakkınızı kullanmış bulunuyorsunuz. Tamam, sıra bende. Kızım lütfen, rica edeceğim. Böyle aklı başına dilekler dile. Her zaman olmasını istedim ama olamayacak bir şey dile. Tamam.
Tam olarak öyle bir şey isteyeceğim. Ben küçüklüğümden beri hep bir kız kardeşim olsun istiyordum. Kız kardeş diliyorum. Hay hay, kız kardeş. Ne oluyor lan? Kız kardeşim oldu. Bu nasıl istek ya? Manyak mısın kızım? Evet, kızsın. Oha kızım. Bakayım her yerim kız mı? Gerçekten kızım lan. Oje de sürmüşüm, baksanıza. Ya ama bu olmamış. Ne var ya, mis gibi kız kardeş işte, ne? Üf, tamam. Akşam crop topuna ödünç verir misin bana? Olmaz, veremem. Alısa maçım var, orada giyeceğim. Yok. Baba, bu nasıl kız kardeş? Tamam, tamam. Cimbi, rica etsem bu dilek hakkını geri alabiliyor muyuz? Maalesef kullanılan dilek haklarını da geri iade alamıyoruz. Allah kahretsin. Tamam o zaman, tamam. Ben kendi dilek hakkımdan kullanacağım. Ayberk eski haline geri dönsün lütfen. Hay hay. Ya. Sağ ol baba, Allah razı olsun. Evet. Şimdi bu şekilde üç dilek hakkınızı kullanmış bulunuyorsunuz. Çok affedersiniz, neden böyle sizin bacaklar? Ya bunun içinde duruyoruz ya, lambanın içinde durdukça böyle ayaklar hep şey oluyor işte. Kireçlenme. Kireçlenme. Bende de var aynı. Öyle mi? Bende de var. Yazık. Evet. Şu anda herkes birer dilek hakkını kullanmış bulunuyor. Evet. Sevgili Aylin, bakın. Hepimiz birer dilek hakkı kullandık. Şu an elimizde kalan tek şey benim tüvürük yapabilmem. Senin de ama içinde varmış. Evet. Varmış değil mi? Varmış. Neler yaptın? Rica edeceğim sizden. Herkes aklı başına dilekler dilesin, tamam mı? Bakın ben bir tane tüvürük, tüvürük yani bu. Elimize kalan bu. O zaman prize soksun ellerini. Sınırsız can verene kadar basalım cereyanı. Ama cin çarpar mı? Çarpılır diye biliyorum. Ya sus, Allah'ın cezası ya. Sus, gerçekten çocuklar, siz nasıl akıl... Siz nasıl geldiniz bu yaşa kadar? Ben sizi gerçekten yetiştiremedim. Evet ya. Ben sizi... Cin Bey, Cin Bey. Buyurun. Ben kendim için bir dilek hakkı kullanmak istiyorum. Tabii. Ben böyle aklı başında evi çekip çevirebilecek, bunlarla uğraşabilecek bir eş istiyorum kendime efendim. Sigortası olursa sevinirim. Ya baba, ne bu? Zuhal Topal cini mi? Sigortası olabilir mi? Lütfen doğru düzgün, hadi. Daha yüksek bir... Evet. Evet baba. Üstüne tapu olsun gibi bir. Heh. Ya baba, her şey isteyebiliyorsun. Sınırları zorla biraz ya. EYT'den emekli olmuş gibiyimsin. Baba lütfen. Ne oldu senin sınırın? Rihanna'yı istiyorum. Bir ortan olsun be adam. Hay hay, Rihanna. I was just at the stage. Now I'm here. What the fuck is going on? Ben sadece fakı anladım. Başka bir şey. Yabancı dilek haklarında dublaj seçeneğimiz mevcut. Dublaj. Ben haradayım? Burada ne baş verir? Hay men sizi de artık çıkartanım. Rihanna Hanım, hoş geldiniz evimize. Ben Necati. Siz benim yeni eşim oluyorsunuz inşallah. Cin'den beni arzu ettin. He. Of! Salam Cin. Hoş geldin abla. Siz tanışıyor musunuz yoksa? Onun da ilk dilek hakkı twerk'tü. Tabii ondan sonra yardımcı gitti tabii ayrı. Çocuklar, şey yapın, Cici annenizin bir elini öpün ya. He, öpüşmek istemiyorum. Yemek yoktu evde. Ben Amerika'dan geldim, benim karnım güreğime yapıştı. Biz seni yaparsın diye düşünmüştük Aybalam. Vıy! Baldız gelir hefteyle, karnı da doymur köfteyle. Köfteyle demek biz aşk evliliği yapmamışız, orası evet. Belli oldu, evet. Anne, ana, böyle de olmuyor ki. Rihanna. De balam. Benim gönlüm bir kızdadır. Olar, olar. Kimlerdendi? Gomez'lerden. Selena Gomez. Onu bana isteyebilir miyiz? Ben onu çok severim. Kızım kapıya bak. Cin var, Rihanna gelmiş. Şimdi kapının sırası mı? Her şey başımızda, bir sürü şey gelmişken. Bu kadar telaş yaptığına göre kesin sevgilisi geldi baba. Ne? Sevgili mi geldi? Ben sana demedim mi o çocuğu bir daha görmeyeceğim diye? Ya baba zaten görmeyecektin, işe gidecektin, hiçbir şey görmeyecektin. Hep bu cin karıştırdı. Yok böyle yürümeler. Yok ortalığı karıştırdı, keşke gelmeseydin. Bu ne ya? Düştüğüm ortama bak, şuraya bak ya. Ya bir kere de şöyle koç ailesinden biri bulmaz ki şu lambayı da. Şöyle sorsam, dileyin benden neyi dilerseniz desem de canının sağlığı dese ya. Şuraya bak ya. Of! Ulan Cin'e dilek dilettik be. Biz de öyle bir aileyiz. Ben bu kapıyı açayım da beni o bir görsün. Babam Furkan'ı sevsin. Hay hay. Furkan hoş geldin. (Gülüyor)
Necat amca? Namer şapşik. Şapşik diyor kızım. Ne yaptın ya, babama ya? Benim ağzımdan çıktı. Furkan gelsene. Gel yanıma sen. Gel. Aşkım ne oluyor? Anlatayım şöyle. Şimdi cin çıktı. Rihanna annemiz oldu. Babam da sana aşık. Ah nece elek Rihanna ya. Böyle sır görmemişler. Bir dakika, bir dakika. Rihanna Azerbaycan Türk'ü müymüş? Lan buna mı şaşırıyorsun? Bana bak Simay. Furkan'a sesini yükseltmeni istemiyorum, tamam mı? Allah'ım bir de saçıyla oynuyor ya. Ne hale geldi dağ gibi adam ya. Ay bak ne olursun bir şey yap benim için. Benim de az dilek hakkım var ama bir deneyeyim dur. Hadi. Cimbi, babam normale dönerken Selena Gomez 10 milyon dolarla gelsin desin ki al bu paralar senin yeter ki benimle evlen desin. Ya bir siktir git yürü git. Yemiyor, çok akıllı, cin gibi. Senin IQ'nun 7,5. Çok öyle yapma. Ya... Aşkım, baban beni sıkıştırıyor şu an. Babacığım yapma. Bana bak. Senin yolun yol değil bala. Hı. Ben sana deyim. Bir şey yapalım. Albert lütfen sen yanına. Ya tamam ya, babam tekrar Furkan'dan nefret etsin. Hay hay. Allah Allah, niye konuşmuyor ya? Bozuldu mu? Teknik servisi falan mı arasak? Robot süpürge miyim lan ben? Necat amca. Biz neden seninle el ele tutuşuyoruz oğlum? Necat amca az önce omzumu öpmeye çalışırken el ele kaldık herhalde. Ne? Ben senin omzunu mu öptüm lan? Hayır hayır ben izin vermedim. Sadece zaten yanağımdan ufak bir buse diyelim. Baba Furkan'la benden çok şey yaşamış. Evet aşkım ben senin babanla niye çok şey yaşıyorum şu an? Niye yaşayacağım? Yaşayacağım. Baba yeter ya. Oh ne güzel sen Rihanna ile evleniyorsun. Albert Selena Gomez istiyor. Ben niye Furkan'la evlenemiyorum? Aşkım sen bu denklemde niye benimle evlenesin ki zaten? Al Justin Bieber'ı yürü git. Şuraya bak. Ailecek pop dünyasına göz koymuşsunuz. Hayır, ben Furkan'ı seviyorum. Kapıda içi para dolu son model bir araba istiyorum. Para dolu araba, hay hay. Nasıl oldu? Ne oldu? Hadi gel. Dur. Bayağı kapıda araba mı var para dolu? Evet, hadi. O zaman dur. Bana bak Necati. Bir daha var ya, hayatta bizi göremeyeceksin. Biz sevgilimle Amerika'ya gidiyoruz. Ne seni ne de kumarbaz olduğunu bir daha asla görmeyeceğiz. Sen nereden biliyorsun onu ya? Ben bilmiyorum ki öyle aklıma gelen ilk suçu söyledim. Tuttu herhalde. Hadi gel aşkım. Yürü aşkım gidelim. Of arabaya bak ne güzel. İçi de para dolu. Hakikaten aşkım son modelmiş bir de. Öpüşsek mi? Simay'ın dileği iptal olsun. Hay hay. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hangi omzundan öpmüştüm lan ben seni? Sol. Oradan başlayayım o zaman kemiklerini kırmaya. Yapmayın, durun. Durun, yapmayın. Koca koca insanlarsınız. Durun. Durun, durun. Yapmayın. Koca Allah koca senin insanı. Lan lan tübürk yaptırmayın. Sen nerede lan? Sakin. Ne oluyor burada? Anne. Feraye. Kim diledi bu dileği? Ben diledim baba. Ne oluyor Necati? Ne bakıyorsun? Ayrıca niye evimizde Rihanna ve Anadolu ateşi var? Anadolu? Cinim ben ya. Ne Anadolu? Ana ben köçek sandım. Ya kardeş ne olur şu lambayı verin. Beni sokun içine ya. Aa, at şunu. At. Ben uğraşamayacağım ya. Bırakın ya. Aa bir dur. Tamam. Tamam. Dur çekin şöyle. Çekin. Ya ben size ben yokken bu evi temiz tutun demedim mi? Dedim. Dedim. Birbirinizi sevin, sahip çıkın demedim mi? Dedim. Kızımız birini sevecek. Ona destek ol. Ona doğru yolu göster demedim mi? Dedim. Ayberk bir sürü hata yapacak. Kızma ona. Öğret demedim mi? Dedim. Niye yapmadınız? Çok erken gittim be Feraye. Sensiz yapamak. Seni çok özledik anne. Ben de sizi çok özledim. Ben bunu dileyebileceğimizi bilmiyordum. Dileyemezsin de zaten. Sizin mutlu olmanız için dilek dilemene gerek yok ki. Biraz emeğe ihtiyacınız var sadece. Kalbindeki boşluğu doldurmak için benim geri gelmemi bekleme. O imkansız artık. Birini sevmeye çalış işte. Hiç mene bakma.
Lan! Ne yapıyorsun sen burada? Ben size duygusal müzik yapayım dedim. Piyano mu var orada? Bu da yok ki normalde. Düşündüğüm şey mi olacak şimdi? Öyle olması gerekiyor. Hoşça kal Necati. Seni çok özlediğimizi bil, olur mu? Siz de sizi çok sevdiğimi bilin, olur mu? Oh. Normalde geçiyordum da, tren kaçtı herhalde. Allah'ım. Tamam. Her şey başa dönsün. Hay hay, her şey başa dönsün. Dur Rihan da nerelisin, nerelisin? Baba, Furkan konusunda özür dilerim, haklıydım. Tamam ya, önemli değil. Zaten iyi bir çocuğa benziyor. Gelsin, biraz tanışalım bakalım. Ne yapıyor bu ya? Alışın, ne yapıyorsun oğlum? Aşık yaparsın. Aybir. Cin arkadaşına çay ısmarlarsın. Aybir ne yapıyorsun? 200 lira mı veriyorsun Cin'e bir de utanmadan ya? Ya son bir dilek hakkı istiyorum ya. Lan bari 300 ver. Allah ya Allah. Yuh be, ben de düzelteceğini zannettim. 200 lira ne ya? Ya son bir dilek. Vallahi hadi tamam, tamam hadi bu sefer ha. Benden olsun. Ben daha akıllı, daha duygusal, daha hassas, daha bilge biri olmak istiyorum. Al. Hay hay. Ya ben böyle bir şey istemedim ama ya. Ay güzel oldu. Güzel oldu, benim de kızım oldu artık canımın içi. Çok güzel hareket diyenler. Azerbaycan Türkçesi konuşan Rihanna mı? Evet. Özel bir çalışma imkanı buldun mu buna? Evet, nerede çalıştın? Buldum, bunu söylemek istiyorum. Instagram'dan bir şey paylaştım. Dedim ki Azerbaycan'dan bizi izleyen birileri bana yazar mı, bir şey deneyeceğim diye. Sonra oradan birini buldum. Ona böyle replikleri, çok tatlı bir kız arkadaşımız. Replikleri çevirttirdim yanlış olmasın diye. Amana Hancanova. Çok teşekkür ediyorum ona. Ha. Elimden geldiğince. Buradan Azerbaycan'daki bizi izleyen izleyicilerimize de çok selamlar, çok sevgiler. Çok güzel hareketler devam ediyor.